aşıları ile ilgili sorularınızı yanıtlıyoruz. Covid aşıları nasıl bu kadar çabuk geliştirildi? Organizmaların genetik kodlarını sekanslamak günümüz teknolojisiyle epey kolaylaştı. Dolayısıyla bilim insanları virüs ortaya çıktıktan 2 hafta sonra virüsün genetik kodunu çözmeyi başardı. mRNA aşısı da bu kod kullanılarak geliştirildi. Bir diğer sebepse parasal kaynaklar. Çeşitli kuruluşlar, şirketler ve hükümetler aşı çalışmalarının yürütülmesi için büyük miktarlarda kaynak sağladı. Para bir sorun olmaktan çıkınca aşı çalışmaları sorunsuz bir şekilde ilerledi. Standart aşı çalışmaları düşünüldüğünde klinik çalışmaların tamamlanması yıllar sürmekte. Bu durum korona aşısının klinik çalışmalarında bazı aşamaların atlandığı anlamına mı geliyor? Hayır, hiçbir aşama atlanmadı. Klinik öncesi ve klinik çalışmalar paralel şekilde yürütüldü. Ek olarak durumun aciliyeti sebebiyle evrak işleri ve katılımcıların klinik çalışmalara dahil olma prosedürleri hızlandırıldı. İlaç şirketlerinin açıkladığı aşı güvenilirliği ve etkinliği sonuçlarına inanmalı mıyız? Ne de olsa onların en büyük hedefi para kazanmak. Klinik çalışmalar ciddi bir yan etki durumunda çalışmaya ara verebilen ya da tamamen durdurabilen bağımsız izleme kurullarınca yakından takip edilmektedir. Bunun yanı sıra sonuçların manipüle edilmesini ya da saklanmasını önlemek için tüm çalışmalar bir veri tabanına kaydedilmekte, sonuçlar şeffaf olarak paylaşılmaktadır. Yetkili kuruluşlar koronavirüs aşılarını nasıl bu denli kısa bir sürede onaylayabildi? Acil durum kullanım onayı, aşıların pandemi gibi ciddi durumlarda kullanılmalarına izin verir. Aşının kalitesi ve güvenilirliği her durumda çok iyi incelenir, ancak başvuru ve onay prosedürü hızlandırılır. Herkesin aklındaki büyük soru: Covid aşısı yaptırmalı mıyım? mRNA aşıları güvenli midir? mRNA'nın yapısı çok hızlı bir şekilde bozulduğundan dolayı uzmanlar herhangi bir uzun dönemli yan etki beklemiyorlar. Şu ana kadar elde edilen bulgularda aşının uzun dönemde ciddi bir yan etkisi olmadığını gösteriyor. Pandemiye karşı verilen savaşta aşının faydaları, sebep olabileceği çok seyrek görülen yan etkilerle karşılaştırıldığında büyük ölçüde ağır basmaktadır. Dolayısıyla kendimizi ve çevremizdekileri korumak için aşılanmak önemlidir.